Arkadaşlar merhaba, Medya ve Reklam dersinin birinci ünitesi olan Medya Kültür ve Reklamla karşınızdayız. Öncelikle reklamı tanımını yapacak olursak, ürün ve servislerin satışçı için yapılan tanıtım, herhangi bir ürün ya da servis için en ikna edici satış mesajını en düşük maliyette uygun kitleye ulaştırma, kitleleri herhangi bir ürünü satın almaya etmek için o ürün hakkında fikirlerin halka iletilmesidir. Bu reklamı pazarlama ve ikna boyutudur. Reklamın diğer boyutu ise reklamın her bir kültür endüstrisi ürünü hem bir kültür endüstrisi ürünü olması hem de kültürel ve ideolojik bir metin olma özelliğidir. Bir medya endüstrisi olarak reklamcılık, ürün ve hizmetleri pazarlarken kültürel ve ideolojik temsillere ve mitlere başvurur. Kültür endüstrisinin tanımını yapacak olursak en basit tanımıyla kitle iletişim araçlarıyla ile kitleye dağıtılan bir kültürdür. Kültür endüstrisi kavramı ilk kez eleştirel teoriyi temsil eden Frankfurt Okulu üyelerinden Adorno ve Horkheimer'ın Aydınlanmanın Diyalektiği çalışmasında kullanılmıştır. Adorno ve Horkheimer kültür endüstrisi kavramının kitle kültürü kavramı yerine kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu kavramı Gustav Le Bon kullanmıştır. Frankfurt Okulu'nun Frankfurt Okulu'ndan Marcuse'ye göre standartlaşmış ve metalaşmış kültür endüstrisi ürünleri, herkese benzer bir yaşam biçimi sunarak onları tek boyutlu bir insan ve toplum haline getirmektedir. Yine kültür endüstrisinin geçirdiği sürece bakacak olursak, 19. yüzyılda gazete, yayıncılık ve reklam sektörleri, Kültür endüstrisine hizmet etmekteydi. 20. yüzyılda buna film endüstrisi, müzik endüstrisi, radyo ve televizyon endüstrileri eklenmiştir. 21. yüzyılda birlikte teknolojik değişimler hızlanmıştır. Bugün kültür endüstrisi ürünleri televizyon yayıncılığı, internet yayıncılığı ve mobil iletişimi bütünleştiren yöndeşmeler aracılığı ile dolaşıma sokulmaktadır. Reklam endüstrisi, endüstrisi üretilen ürünlere talep yaratmak için şu yollara başvurmaktadır. Tüketiciyi ürünü denemeye ikna etme, ürünün kullanımını artırma, ürün imajını tüketicinin zihnine yerleştirme, ürünü satacak olan aracı kuruluşları çoğaltma, marka bağımlılığı yaratma, tüketicinin tutum ve davranışını istenilen yönde değiştirme. Reklam endüstrisinin temel aktörlerine gelecek olursak, reklam verenler, reklam ajansları, ki bunu kendi içerisinde üç ayırabiliriz. Tam hizmet ajansları, butik ajanslar ve alakarta ajanslar, medya kuruluşları, destekleyici tedarikçi kuruluşlar ve son olarak da mesleki örgütlenmeler. Ee, küreselleşme sürecinde reklam endüstrisinde küresel networklerin ortaya çıkmasına yanı sıra onunla ilişkili olarak aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir. Bunlar reklam verenlerde değişim, reklam ajanslarında değişim, ee, Reklam üretim sürecinde değişim, mecralardaki değişim, araştırma sektöründeki değişim, tüketicilerdeki değişim, yasal düzenlemelerdeki değişim ve sekiye örgütlenmelerdeki değişimdir. Küreselleşme sonucunda reklam ajanslarının artık birer network haline e, geldiğini e, belirtmiştik. En büyük network e, ajanslar VPP grup, Omnicom grup olarak e, gösterebiliriz. E, bunların altında faaliyet gösteren en büyük reklam ajanslarına BBDO Worldwide, DDB Worldwide, TBWA Worldwide, Young Country Public'i gösterebiliriz. Türkiye'de e, büyük ajanslara örnek olarak Güzel Sanatlar Saatçi Saatçiliği, Medina Turgul DDB'yi, Young Country Public'i, e, Alameti Farikayı, TBWA İstanbul'u, Grey İstanbul'u gösterebiliriz. Küreselleşmesi sonucunda hemen şunu da belirtmemiz gerekir ki bu uluslararası büyük reklam ajansları pazara girdikleri, yeni pazara girmiş oldukları ülkelerdeki ajanslarla bir birliktelik oluşturmaktadır. Bunları satın alma yoluyla ya da birleşme yollarına gitmişlerdir medyadaki medya mecralarının artması neticesiyle daha doğrusu reklam mecralarının artması neticesinde medya planlaması ve satın alma ajansları da çok önemli bir hale gelmiştir. Dünya çapında medya planlaması ve satın alma ajanslarına MyShare, Zenit Optimedia, Medya Komodu örnek olarak gösterebiliriz. Polay reklamları bilgi verici reklam ve dönüştürücü reklam e, tüketim tarzı, yaşam tarzı ve benzeri olmak üzere ikiye ayırır. Reklam metinleri tarihsel format açısından dört dönemde inceler. Birinci dönem 1880-1925 arası ürün bilgi formatı. Burada tamamen ürüne yönelik bilgiler verilmektedir. İkinci dönem 1925-1945 ürün imaj formatı. Üçüncü dönem 1945-1965 arası kişiselleştirme formatı. Son olarak da dördüncü dönem 1960 ve günümüze de halen devam eden yaşam tarzı formatıdır. Tüketim kültürünün bir tanımını yapacak olursak sanayileşme neticesinde Arz çok fazla bir boyuta ulaşmıştır. Yani talebi aşmış durumdadır. Bundan dolayı da e, arz oluştura, talep oluşturabilmek için de e, insanların e, bir şeyleri ihtiyaç olarak hissetmesi gerekmektedir. Yani tüketim e, ihtiyacın ötesinde bir boyuta geçmiş bulunmaktadır. Tüketim kültürü özellikle e, Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte oluşmuştur. E, bunu da burada belirtelim. Fordist ve post-fordist dönemlerde tüketim kültüründen bahsedecek olursak Fordist döneme tüketim eğilimlere bakıldığında öncelikle tüketim kitleseldir ve otomobil ve dayanıklı tüketim malları gibi oldukça maddi şeyler tüketilmektedir. Sosyolojik olarak Fordist dönemin tüketim grupları sınıf, cinsiyet, yaş gibi geniş demografik değişkenlerle ifade edilir ve, ve temel tüketim birimi ailedir. Fordist dönemin reklam metinlerinde psikolojik tatminler, doyumlar ve bilinçaltına hitap eden işlekler hakimdir. Bireylerin ürünle kurduk, ilişki sonucu yaşayacağı duygular işlenir. post dönemdeki dönemdeki tüketim eğilimlerine bakıldığında tüketim kitlesel değildir ve pazar ayrışmıştır. Temel tüketim birimi ise bireydir. Sosyolojik olarak tüketim grupları sınıf, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenlere değil, yaşam tarzı grupları tarafından ifade edilmektedir. E, bu dönemleri ayıran en temel unsur üretim biçimindeki farklılaşma olduğunu belirtelim. E, Fordist üretim, seri bağıntı üretim e, buradan gelmektedir kültürel değişim ve reklama bakacak olursak son olarak reklamın kültürel bir metin olmasıyla ilgili diğer bir boyut reklam metinlerinin toplumsal ve kültürel değişimlerden bağımsız olmamasıdır. Yani e, reklamlar bulunmuş olduğu kültürü yansıtır. Bulunmuş olduğu kültürün ideolojisini ve toplumsal yapısını ve aynı zamanda toplumsal değişmeleri yansıtır. Bunu belirtelim. Reklam metinleri kültürel değerleri yansıtırken mitleri de kullanmaktadır. Nasıl mitler kültürel olunu doğallaştırıp ikili karşıtlardan doğal doğan temel çelişkileri giderebiliyorsa reklam metinlerindeki mitler de ürünün ya da hizmetinin kullanımıyla çeliş giderilecek çelişkilerden bahseder. Reklam mit ilişkisi ortaya konunda başvuracak ilk kaynaklar Bartes ve Levi-Strauss olduğunu belirtelim.